Böyle bir düzen görmemişsinizdir bence. Şu hale bakın. Bunların hepsi yeni eve gidecek. Şimdi kamerayı konumlandırayım da neresine oturulur, neresinden video çekilir bilmiyorum ama bunları hep tek tek sizinle şimdi paylaşacağım. Sanırım burası iyi. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Annemin getirmiş olduğu bir pike vardı, hatırlıyorsunuz. Onu altıma serdim, şuraya sehpayı koydum. Bir karıştım ben, bir karıştım, size anlatamam. Şimdi bilmeyenler için hemen şöyle kısaca anlatayım. Ben 2 artı 1 yatırım amaçlı daire aldım. Ve bu dairenin içini birlikte dizayn ediyoruz. Ancak belli kısıtlı bir bütçem kaldı ve bu bütçeye uygun bir şekilde evi yerleştirmek istediğim için genel anlamda zaten hep kullanılmış eşyalar üzerinde duruyorum. Bu sayede aslında iyi oldu. Evimi resmen detoks yaptım. Dün Allah kabul etsin sadece kıyafet olarak üşenmedim, tek tek saydım. Aslında onun için ekstra bir video çekmeyi düşünmüştüm ama inanın işin içinden çıkılacak gibi değil. Çünkü 250 parça kıyafeti bağış olarak gönderdim ki daha çıkacak olan mutlaka ki bir şeyler olacak. Bunların hepsi bağışlanacak kıyafetler. Yerinden bile kaldıramıyorum. E ne yapacağım? Annemleri beklesem çok uzun sürecek. Kolye de ihtiyacım var. Az önce komşuları çağırdım. Dedim ki lütfen gelin beni şu zor durumdan kurtarın. Seçin neye ihtiyacınız varsa içinden alın, geri kalanlarını işte torbaya koyayım. Ondan sonra annemlerle göndereyim. Haricinde kendi kullandığım bir sürü eşyamı o eve götüreceğim. Böylelikle bütçemden nasıl denir, bütçemden açık vermemiş olacağım diye düşünüyorum. Biraz sonra göstereceğim zaten size. Daha önce hatırlarsınız mutfağa gidecek eşyaları sizinle zaten paylaşmıştım. Şimdi şöyle de bir durum var. Bazı eşyalarımı da ben de kendim yeniliyorum. Mesela çocukların iki yatağı. Muhtemelen yarın onlar gelecek. İki tane çocuklara yatak ve minder aldım. Çünkü o yataklar yaklaşık olarak bir 14-15 yıllıktı. Kızım artık şey diyordu. Anneciğim işte yayı biraz böyle bana dokunuyor. Uyurken sorun yaşıyorum ki ben onu hem minderini hem yatağı bazasını İstikbal'den almıştım o yıllarda. Hatta çocuk odası turumu izlerseniz onların hepsini görebilirsiniz. O yatakları bekliyorum. Ocağım, bu ocağı yeni eve götüreceğim. Kendime elektrikli bir ocak aldım. O geldi, daha henüz servis çağırmadım. Aynı zamanda çamaşır makinem de benim bir 15 yıllıktı. Gidip el alemin ikincisini alacağıma en azından onu yenilemiş olurum dedim. 9 kiloluk da bir çamaşır makinesi aldım. Onlar için hep ayrı ayrı videolar yapacağım. İşte böyle bu işler gerçekten çok zor. Hele ki yalnızsanız inanın bana böyle işin içinden çıkamıyorsunuz. Yoruldum demek istemiyorum. Şikayet etmeyi hiç sevmem. Bunlar benim zaten sevdiğim şeyler ama küçük çocukla birlikte olunca gerçekten sadece zorlanıyorum. Çünkü ustalarla uğraşmak inanılmaz zor. Bugün mutfak için fiyat aldım. Geçen de mutfağımın ölçülerini almıştı iki tane usta ama birisini siz görmediniz. İkinci alan usta 5.000 TL fiyat verdi. 4.900 kusur. Daha onun üzerinde durmadım. Dedim ki bunu biraz sindireceğim. Döneceğim size tekrar. Diğerinden haber gelmedi henüz. Yani ustalarla uğraşmak gerçekten çok yorucu oluyor. Zihnen yoruluyor insan. Şimdi iki tane ev olunca da bir tanesinin üzerine yüklenemiyorum. Çünkü ben oradayken burada ihtiyaç oluyor bana. Ya da ben buradaysam oraya gitmem gerekiyor. İşte böyle. Ben şimdi evden neler çıkardım hepsini sizinle paylaşacağım. Ki daha sonra evim tamamen bittikten sonra bir ev turu yaparız ama tek tek size. Şunu buradan aldım, bunu buradan aldım demeyeyim. Gerçi bu görecek olduğunuz birçok şey zaten yeni olmayacak. Ama ilave olanları da yani yeni almış olduğum, kendi yenilediğim eşyaları da sizinle paylaşacağım. Ben şimdi şöyle bir şu tarafıma koyayım. Ondan sonra sizinle tek tek bunları bir paylaşayım. İyi insan lafının üstüne gelir. Şimdi IKEA'dan çocuklara aldığım yataklar geldi. Bilemedim. İlk etapta şöyle heybetli bir parça vardı. İki tane daha doğrusu. Onları kendim oturma odasına koydum. Sonra iki tane de uzun uzun parçalar vardı. Bir kaldırdım. Şöyle imkanı yok. Sağ olsunlar yardımcı oldular ama şu kolumun haline bakın nasıl kızardı. Elim, kolum. Görüyor musunuz? İşte böyle koşuşturmaca hayat devam ediyor. Şükürler olsun gene de her halimize. Şimdi şöyle bir tane yorgan götürüyorum evime.
Bu çift kişilik yatak için. Daha yatak falan yok ama alacağız inşallah. Kalpli kalpli bir nevresim takımı var. Bu yılların yorganı, yılların nevresimi. Bunun önünde kocaman bir ne var? Şu kocaman bir kalp var ve seni seviyorum yazıyor. Onun işte çarşafı, yastıkları da oraya koydum. Biraz sonra kameraya elim alır gösteririm. Bir de şöyle yedek. Bu nevresim takımı kalpli olanın, çünkü düğmeli, enteresan bir şey. Belki evinizde vardır, tanır bilirsiniz. Şöyle bir nevresim takımım vardı. Bu da uzun zamandır kullanılmıyor. Bu da gidiyor. Yani bu sayede yorganlarım da hafiflemiş oldu. Benim çok eski şöyle iki tane banyo havlum vardı. Ben uzun süredir ev arayış içinde olduğum için bunları alıkoymuştum. Biraz solmuş rengi ama önemli değil. Bunlar benim işimi görür orada. Bunlar tuvalet kağıtları. Gülmeyin sakın. Bir tane şöyle, daha doğrusu bunlardan iki tane almıştım. Bedroom yazıyor. Almanya'dan getirmiştim bunları. Ancak benim Denizli'deki evimde kullandığım, diğer o kirada oturduğum evde de kullandım. Buradaki kapılara bu uymadı. Hatta bunun birisini Hatice teyzeme hediye ettim. Bu da bana kaldı. Bunu deneyeceğim. Bu olursa çok iyi olacak benim için. Çünkü en azından hani bornozdur, banyo havlusudur gibi şeyleri oraya asabilirim diye düşündüm. Bir tane bornoz var. Sıfır bir bornoz. Hiç kullanılmadı. Bunu dedim götüreyim. Evde yük olmasın. Şöyle bir saniye. El havluları var ve ayak havlusu var. Duştan çıkınca kullanmak için, kaymamak için. Bunları dedim götüreyim. Şöyle bir tane havlu götüreceğim. Çünkü orada ihtiyaç olabiliyor. Şimdi ustalar da gelip gidiyor ya. Şöyle bir askı almıştım ben bundan 7 yıl önce ev tadilatım esnasında IKEA'dan. Ama hiç kullanmadım. Bu geçti elime. Bunu da dedim götüreyim. Bir tane şampuan, bir tane şöyle diş macunu geçti elime. Bunları götürüyorum. Bir tane şöyle bir lif, banyo lifi. Evde ne kadar fazlalık varsa oraya gidecek. Bir tane deterjan. Renkliler için miymiş bu? Ha, iki renkliler için galiba. Bakamıyorum da. Bunları bir kaldırayım, öteki parti getireyim. Bir de hani bahsetmiştim ya size, benim misafir tertibim çok eskidi diye. O eskiyenlerin hepsini tekrar bir yıkadım. Onları oraya götüreceğim. Birkaç tane yeni terlik aldım. Onları göstereyim size. Şu kızlarındı şöyle. Bunları götürüyorum. Şunların ahı gitmiş, vahı kalmış. Çok eski demeyin. Ustaların ayaklarını vereceğim. Orada da bunu çöpe atacağım. Çünkü bayağı yıprandı. Şöyle bir terlik var. Götürdüğüm. Yine şöyle bir terlik var. Bakın şurada süngeri çıkmış. Ama olsun, kullanılır orada diye düşündüm. Zara'ya bir tane şöyle terlik götürüyorum. Bunları da yeni aldım, şu ikisini Carrefour'dan. 14 TL buydu, 14 TL de buydu. Yine Carrefour'dan 14 liraya bir erkek terliği daha aldım. Bunlar bu evim için. Yani bunlar burada kalacak. Bu sayede de hani bu eski terlikleri hem değerlendirmiş olacağım, hem de kendi terliklerimi yenilemiş olacağım. Şu uzun süredir evimdeydi. Biliyorsunuz daha önceki videoda paylaştım bunun için hani bir başlık, bir de sopasını aldım. Bu çöp benim ta büyük kızım küçük bir kız çocuğuyken onun odasındaydı. Sonradan pek kullanılmadı. Böyle duruyordu pembiş pembiş. Bunu götürüyorum. Evde kalabalık etmesin, zaten kullanılmıyor diye. Bunu da kuzenim hediye getirmişti bana. Hatırlarsanız mutfak turumda bir dönem bunu ben oradaki rafa takmıştım. Kupalarım asılıydı. Ama diğer raflarıma da olmuyor. Bunu dedim oraya götüreyim. Sonra şöyle bir tencerem var. 20 yıllık. Bakar mısınız? Işıl ışıl, görüyor musunuz? Bunu oraya götüreceğim işte, süt falan ısıtmak için. Sonra kızların çeyizine kaldırayım diye. Hatırlarsanız bir Fransa'dan ben böyle tencere seti almıştım. Şöyle tefalin. Bunu kızların çeyizine koyacağım diye kaldırmıştım. Bunu çıkardım. Aman benim canım canım değil mi yani, değil mi? Sonra şöyle yine bu odadaydı bu ayna. Oradaki banyoya ekstra bir ayna almayacağım. Bunu götüreceğim. Evin dağınıklığını aynadan görün. Şöyle, şöyle. Bir de askılar çıkardım. Onları göstereyim şimdi size. İstanbul'a gönderdikten sonra evde o kadar çok böyle boşalan askı vardı ki, işte askıya da masraf etmeyeceğim. Şöyle pantolon askıları, etek askıları, böyle askılar ayırdım. Bunları da oraya götüreyim. Hem değerlenmiş olur.
hem de yeni almamış olurum. Bunları tekrar bir toparlayayım. Ondan sonra bir part daha getireceğim. Bir tane de Romeo'ya şöyle kum götürüyorum. Biliyorsunuz zaten tuvaletin oraya götürmüştüm. O orada. Bunu da götüreyim. Orada bulunsun dedim. Bir tane seccade, bir tane de tesbih. Bunlar da çünkü ihtiyaç olacak. Şöyle bırakıyorum. Ben bayağı 6-7 yıl önce şu halıyı sanırım Madame Coco'dan almıştım. Bayağı da büyükçe bir halı. Bunu oturma odasına sererim diye düşündüm. Büyük ama yolluk şeklinde, biliyorsunuz ben pek halı sevmem. Halı sevmeyen tayfasındanım. Benim yaklaşık ne diyeyim size, şöyle 35 yıllık bir battaniyem var. Bunu annem benim çeyizime almıştı. Kocaman 2 kişilik bir battaniye. Bunu dedim götüreyim, çift kişilik. Bunun yanı sıra yine annem 35-40 yıl önce şöyle 2 tane battaniye almış Almanya'dan. Bunlar da evde fazlalıktı. Bir de bunları götüreyim dedim. Bunlar da tek kişilik olanlar. Şimdi ben bir battaniye severim. Ancak evde belki 10 tane, 12 tane battaniyeyi de bağış olarak gönderdim. İşte daha çok hani depremzedelere gönderdim. Evde pek bulundurmamaya çalışıyorum ama bunlar sevdiğim battaniyelerdi. İyi ki de kaldı ki şimdi işim olacak. Şunu babam almışmış bana hediye. Yani bütün kızlarına birer tane almış. Kullanmıyorum burada. Bu da geçti elime. Peçetelik olarak kullanırım. Daha doğrusu kağıt havlu diye düşündüm. Şöyle bir kerata götürüyorum. Keratasız da olmaz. Ben keratasız ayakkabı giyemiyorum. Şimdi bir tekrar kolaçan edeyim. Unuttuğum bir şey var mı? Bir de ayakta göstermek istediklerim var. Ondan sonra bakalım gidişat nasıl olacak. Daha önceki videolarımı izleyenler hatırlar. Ben şöyle bir kettle almıştım. Hem de bunun aynısı. Fiyatını hatırlayamıyorum şu anda ama 250'nin üzerinde bir fiyat ödedim diye hatırlıyorum sadece. Kettle'sız ev olmaz. Orada ihtiyacım olacak. Sıfır bir kettle almaktansa ben bunu dolap hesabında çok uygun bir fiyata denk getirdim. Yaklaşık işte kargosuyla birlikte 70 TL'ye mal oldu. Kullanan da temiz kullanmış. Gelir gelmez bir dezenfektettim, temizledim. Sonra tabii ki denemesini yaptım. Gayet kullanışlı, kullanılabilir bir durumda. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü zaten dolap hesabında işte biraz birikmişim vardı. Onunla aldım ya, böyle bedavaymış gibi hissettirdi bana. Şimdi artık kamerayı bir elime alayım. Şöyle kaldıramayacağım şeyler var götürmek istediğim. Onları paylaşacağım size ama hemen öncesinde şu sehpayı da götürüyorum. Bu benim oturma odasındaydı. Bir de dinlenme odamın turunu da izleyenler hatırlar. Aynısı orada da vardı. Şimdi bunu Zara var evde, biliyorsunuz oynarken şey yaparken buralarında çıtlamalar oldu. Ben onu beyaz bir ojeyle kamufle etmeye çalıştım. Ancak yıpranmıştı. Değiştirmeyi düşünüyordum. Şimdi dinlenme odasındaki bunun aynısını oturma odasına getirdim. Oturma odasındakini de aldım. Oraya götüreceğim. Şimdi kamerayı alayım artık da bir göstereyim. Şimdi IKEA'dan 2 tane yorgan almıştım hatırlarsanız. Onlara kılıf geçiriyorum. Yorganlar çok güzelmiş arkadaşlar. Hem çok hafif hem de epeyce bir sıcak tutma özelliği var. Yani hafif olması benim için çok önemli. Katlayıp koyarken çok rahat olacak. Sıcak tutma özelliği de sanırım %90'dı. Yani hem kışlık hem yazlık olarak kullanılabilecek. Bir de nevresim takımı paylaşmak istedim sizinle. Bir bu, biraz sonra da diğerine geçireceğim. Bu iki nevresim takımını ben Almanya'dan, benim ortanca ve büyük kızım kaç yaşındalardı? Yaşlarını bilemiyorum ama 2004 yılında aldım. Bu da yeni kalmış, baksanıza. Bir de diğerini geçireyim. Bunu hemen bir kaldıracağım. Bu yorganımın kılıfı da tamamdır. Hemen şeyi anımsatmak istiyorum. Eğer siz de bu yorganlardan arıyorsanız, almak isterseniz, ben yaptığım bütün alışverişlerin, eğer ürünlerinin linkini bulursam videomun açıklama bölümüne bırakıyorum. Bunları da bulabilirsem mutlaka bırakmış olacağım zaten. Oradan göz atabilirsiniz. Az önce kızların vazasını açtım. O kadar mutlu oldum ki oraya tek kişilik bir yorgan koymuşum. Ve bu yorganın varlığını orada tamamen unutmuşum. Bir tane daha ben misafir için yorgan alayım diye düşünüyordum. Ancak hiç gerek kalmadı. Bence tek kişilikler çok daha ideal oluyor. Çünkü hem az yer kaplıyor hem de taşıması kolay oluyor. Ama komik olan ne biliyor musunuz? Bunlar da 70 yaşındaki de yatacak. Çünkü bunların hepsi misafir yorganları. Bizim yorganlarımız kendimize özel. 7 yaşındaki de yatacak. Ne diyeyim artık, böyle rengarenk rüyalar görsünler. Bu nevresimleri de
orada değerlendirmiş olacağım. Bu da Zara'nın kaç yaşındaydı? Bir 5 yaşındayken aldığım bir nevresimiydi. Bunlar da o nevresimlerin yastık kılıfları. Şimdi 4 tane yastığı buradan yeni eve götürünce bunlar boşta kaldı. Yani ne edip edip benim 4 tane mecburen yastık almam gerekecek. Burası benim büyük kızımın odası. Hatırlarsınız buranın oda turunu yapmıştım. O zaman da paylaşmıştım. Yılların dolabı bu. Muhtemelen bunu da götürmeyi düşünüyorum. Bakalım, zaten götürdüğüm zaman sizin de bilginiz olacak. Bu iki yastık, az önce görmüş olduğunuz yorganın yastıkları. Şöyle, bunları var ya yıkadım, kurutmadan çıkardım ama ütülemeye bile fırsat bulamadım. O kadar yoğunum, hak verirsiniz ki. Bunlar tek kişilik yorganların yastıkları ve nevresimleri. Şunlar da tek kişilik yorganlarım. Şu çok eski bir pike. Dedim ki taşırken bunları hepsini bunun içerisine koyayım. Ondan sonra bunu da orada ya çöp atarım ya temizlik bezi yaparım. Su emiyorsa temizlik bezi yapacağım. Şurada bundan 7 yıl önce almış olduğum 3 tane şöyle IKEA'nın sandalyeleri vardı. Bilirsiniz bu modeli. Daha sonra ben orada bank kullandığım için bunlara ihtiyaç kalmadı. Bunun birisini otobüste götürdük Zara yeni evde otursun diye. İşte bu 3 tanesi de gidecek. Hatta ben bunun kurulumunu yapacağım. O şekilde götüreceğim. Şöyle parça parça durması canımı sıktı. Başka ne vardı? Bir de şu elektrikli süpürgemi götüreceğim oraya. Yani bu tam orası için biçilmiş bir kaftan oldu. Biliyorsunuz yakın tarihte zaten yeni bir elektrik süpürge aldım. Şu evin haline bakın. Bunlar biraz önceki çıkardıklarım. Ve şunları da daha önce sizinle paylaşmıştım. İzlemediyseniz. İşte oynatma listesinden yeni ev mi yazacağım artık bilmiyorum. Daha henüz açmadım. Oradan hepsini izleyebilirsiniz. Beni tanıyanlar bebeklere karşı olan zaafımı biliyorlar. Daha önce oturma odası turunda hepsini paylaşmıştım. Bu bebeğimi az önce dolap hesabımdan sattım. İstedim ki burada hatıra kalsın. Bu minnoşum benim. Şunun tatlılığına bakın. Şunun güzelliğine bakın. Sen nereye gidiyorsun diyorum az önce. Başkalarını mı mutlu edeceksin? Evet arkadaşlar, benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Sizin de bu videoyla alakalı, işte eşyalarımla alakalı fikirleriniz ve düşüncelerinizi merak etmiyor değilim. Videonun altına mesaj olarak yazarsanız gerçekten mutlaka okuyor olacağım. Ayrıca yorumlar gerçek manada çok önemli YouTube için. En azından bir kalp bırakırsanız benim de ilerlememi sağlamış olursunuz. Bana kanalımda destek olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ki videolarımdan ilk siz haberdar olabilin. Ayrıca videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.